Günaydın arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok eski unutulan bir tarifle pilav yapacağım. Osmanlılar'da eskiden yapılan, yani halkın yaptığı bir pilav. Ben bunu çok eski bir ustalardan öğrendim arkadaşlar. İlk önce şunu belirteyim. Pilav az yapılır. Ne kadar az yapılırsa o kadar güzel olur. Bakmayın siz ustalar diyor. Usta adam çok yapar. Tutturur o hikaye. Benim bildiğim eski Rumeli ustaları Adapazarı'nda çok vardı bu kırcalı ustalar, lokantacılar. Mesela gün içinde pilavı hep böyle faslalı faslalı yaparlardı. Pilav ne kadar az yapılırsa o kadar güzel olur. Bir. İkincisi arkadaşlar, pilavımızı, pirincimizi kesinlikle ıslamayacağız. Pirinci ıslayıp da pilav yapan kişi gelip bana ıslayayım demesin. Usta adam pirinci ıslamadan, nişastasını dökmeden tane tane yapar. Nasıl yapılır? Şimdi ben size sadece bir ölçü olarak yapacağım arkadaşlar. Siz bunu ikiye üçe katlayabilirsiniz. Şimdi bir bardak pirinci. Ben Çevik'in Osmancık pirincini kullandım. Bir kere şunu belirteyim. Pilavlık pirinçle pilav yapılmaz. Pilavlık pirinç dedikleri dolmalık pirinçtir aslında arkadaşlar. Ben yıllarca bakkallık yaptım, sattım. O tamamen vatandaşları kandırmak için uydurma bir şeydir. Pilavlık pirinçle pilav hiç güzel olmaz. En azından Osmancık olacak, bal da olacak. Bu Osmancık pirincin de lezzeti bence baldodan çok daha güzeldir. İkincisi arkadaşlar, pirincin rengi ne kadar beyaz olursa o kadar kötü olur. Ne kadar sarıya dönerse pirinç o kadar lezzetli olur. Bunu unutmayın. Bir de pirincin en az bir sene beklemişi daha şahane olur. Efendime söyleyeyim. Pirinç tazeyken kırılır. Pilavınızın güzel olmamasının sebebi pirincin taze olması. Şimdi arkadaşlar, ben bu tarifi yapıyorum. Lütfen kesmeden, atlatmadan dinleyin. Çünkü tarifin en sonunda bir vurucu noktası var. Her tarafında var. Ölçüyü ben şimdi size şöyle veriyorum. Bir bardak pirinç, üçte bir bardaktan biraz daha az arpa şehriyesi. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi önce bir pirincimizi yıkayacağız. Ama pirincimizi suya koyup bekletmiyoruz arkadaşlar. Bir daha diyorum. Usta adam pirinci suya koyup bekletmez. Nişastasını çıkarmaz. Çünkü nişastası çıktığı vakit bunun bütün lezzeti kaçar arkadaşlar. Bu patateste de böyledir. Pirinçte de böyledir. Bana kimse demesin ki ustalar öyle yapıyor. Hepsi hikaye. Gerçek ustalar eskiden pirinci yıkamazlarmış. Yani pirinci yıkarlar, suda bekletmezlermiş. Şimdi ben sadece pirincimi yıkayacağım. Pirincimizi yıkamamın en büyük sebeplerinden birisi bu depolarda bekliyor. Yani toz alıyor, toprak alıyor, her türlü hayvan geziyor. Onun için pirincimizi yıkayacağız. Şimdi benim yaptığım usulde tavada yapmıyorum arkadaşlar. Ben çünkü tavada yapılan pirincin ölçüsüyle tencerede yapılan pirincin ölçüsü fark ediyor arkadaşlar. Tavada pirinç yayıldığı için birazcık daha su fazla konması gerekiyor. Tencerede daha bir toplu yerde olduğu için suyu biraz daha az olabilir. Şimdi bu tariflerde veriyorlar ya, efendim şu kadar ölçü, aslında şu ölçü, benim verdiğim ölçü bile arkadaşlar muğlak. Çünkü pirince göre değişir. Sizin ocağınızın yanma hızına göre değişir. Kavurma oranınıza göre değişir. Her şeye göre değişir arkadaşlar. Şimdi ben buna bir miktar sıvı yağ koydum. Dikkat edin, başka bir yağ koymuyorum. Ve arpa şehriyelerimi kavurmaya başlıyorum. Arpa şehriyemiz bir güzel kavruldu arkadaşlar. Şimdi pirincimizi atıyoruz. Kavurmaya başlıyoruz. Pirincimi kavururken ben buna iki tane küp şeker atıyorum. Çünkü küp şekerleri çok ufak. Normal bir büyük boy küp şeker yeter. Bu küp şeker pilavımızın tane tane olması kalacak arkadaşlar. Bunu güzelce kavuruyoruz. Bu arada bir büyük tencereye yarısına kadar sıcak su koydum. Bununla ne yapacağız? Şimdi
Pilavı piştikten sonra görüşürüz. Pirincimiz kavruldu arkadaşlar. Ne yapıyoruz buna? Bunun ölçüsü 1,5 su bardağı sıcak kaynar su. Ben soğuk suyla yapıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Siz benim tarifimi izleyin arkadaşlar. Eğer ki beğenmezseniz ben bu işi bırakacağım. Ne yapıyoruz? Bunu arkadaşlar en ufak ocağa alıyoruz. En ufak ocakta altını kısıyoruz. Çünkü suyumuz zaten kaynak. İstediğimiz miktarda tuzu atıyoruz. Su çok az geldi değil mi size? İşin püf noktası burada. Şimdi bunu suyu çekene kadar en kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pilav yaparken arada ıslama köfte de yaptım arkadaşlar. Bunun tarifi daha gerideki videolarımda var. Ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şimdi pilavımız bu hale geldi arkadaşlar. Yalnız pirincimiz şu anda biraz sert. Ne yapıyoruz? Şöyle bir yemek kaşığına yakın. Bir ölçü olduğu için çok atmıyorum. Tereyağını atıyoruz. Tereyağını oda sıcaklığında beklettim. Şunu bir güzel karıştırıyoruz. Arkadaşlar yani ezmeden pirinçle şöyle kibarca. Bunu karıştırdıktan sonra şöyle düzleyip kapağını kapatıyoruz. Ve şu sıcak su dolu tencereye tenceremizle öyle oturtuyoruz. Altından sıcak suyu alsa yeter. Burada 20 dakika demlenecek arkadaşlar. Pilavımız oldu arkadaşlar. Şimdi bunu ölçü kabına koyuyorum. Bakalım tane tane olmuş mu? Gördüğünüz gibi fazla söze gerek yok. Buyurun. Pirinç suda beklemeden nasıl tane tane yapılır? Usta işi. Ben bu tarifi şu anda rahmetli olan Kırcalili bir Rumeli ustasından aldım arkadaşlar. Afiyet olsun.